Hop girdap yaptık. Misler gibi kokuyor. Tavuğun tavada kızartma kokusuna ben bayılıyorum. Tavuğu o kadar da beni fethetmedi. Dışı o kadar çıtırdamış ki o içine tam olarak lezzeti geçememiş. Biraz hızlı ateşte pişirmiş olabilir. Burada pancar sosumuz var. Çok güzel. Humusu biraz katı olmuş. Katı olmuş ama o ekşiliği, tahinin tadı falan ezilmesi fena değil, güzel. Ama biraz daha sıvı olmasını tercih ederdim ama çok lezzetli. Genel olarak beğendim tabağı, hiçbir kusuru yok. Bir tık tavuğu yani, bakalım diğerleri nasıl. Öbürü kadar humusu güzel değil. Humustan pancar sosuna da katıldı böyle daha koyu dursun diye. Birazcık humusu fazla burada. Yani çok fazla su tadı var pancarda, böyle yoğun bir pancar tadı alamadım. Birinci tabağın humusu ve pancarı çok güzel olmuş. Bu tabağın tavuğu çok güzel olmuş. Pancar ve humusu da işte. Bakalım diğerine de, üçüncü tabağa geçelim. Evet Mutlucuğum, senin uzmanlık alanın tavukta içinde oldukça bir pembelik var. Zaten kesilişinden de belli, böyle zor kesildi ki burası köşesi. Ama tadına bakalım. Dışı çok sert, içi pembe. Oo, içi pembe bak bayağı. Bunun humusu daha ince olmuş ama böyle bir sakız gibi de olmuş. Böyle bir tuhaflık var humusunda. Çok beğenmedim. Pancarını da maalesef beğenemedim. İçi çiğ değil, o pembe dedim ama içi çiğ değil kesinlikle. Ama o kadar kurutmuş ki, yani tavukta kesecek, yiyecek bir et bulamadım. Bayağı kuru. Bu tabağı beğenmedim. Bu tavuğun dışı, hani böyle tavanın dibi tutar ve onu yedirirsin ya ete. Tam olarak o işlemi yapmış, şahane bir tavuk yapmış. Bir tık kurutmuş ama o lezzetinden bir şey kaybetmemiş. Kuru ama aşırı lezzetli. Humusu da bir tık katı. Genel olarak hepsinde o sorun var. Muhtemelen elle ezdikleri için. Yeterli ezilmemiş ama çok lezzetli bir humusu var. Aynı şekilde pancarın lezzetini de çok beğendim. Sanırım en beğendiğim tabaklardan bir tanesi bu. Haydi puanlara geçelim. Ay, o kadar güzel tadı damağımda kaldı ki tavuğun. Böyle muhteşem bir tat. Birinci tabak eğer 4 hayatımda olmasaydı 5 alırdı. İkinci beğendiğim tabak da bu çünkü. 4 puan veriyorum 1'e. İkinci tabakta ne kötü diyebildim ne çok iyi diyebildim. Ortalama bir tabak. 3 veriyorum. Bu tabağın maalesef hiçbir şeyini beğenemedim. Yenilmeyecek gibi mi? Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani fena değil bir tabak ama bir de vermek zorundayım. En beğenmediğim de bu olduğuna göre 1 puanı bu tabak alıyor. Ve hala tadı damağımda olan ve devam edeceğim son tabağıma da 5 puan veriyorum 4. tabağa. Hemen açalım bakalım kime ne vermişiz. İkinci tabaktan başlıyorum. 3 puan verdim ikinci tabağa. Haftanın ikinci günü 3 puan, yani sürekli sadece 3 puan alsa mesela her gün bir gelin, o da fena bir puan değil. Ben seviyorum. Bakalım kime gitmiş. Bakalım 3 puanın sahibi gelin kim? Fatma, yeni gelinimiz. Bir tık daha fazla olsaydı keşke puanı. Ben nedense kazansın istiyorum. Şimdi 4 verdiğimiz tabağa bakalım kiminmiş? 4 puanın sahibi, vallahi arpacık soğanları karamelize edişi, humusu, pancarı, tavuğu. Güzeldi yani, ellerine sağlık kimse. Bakalım 4 puan kime gitmiş? Dört puan alan gelin Hasret. Hasret bayağı yükselişte gerçekten. Ve
Love you. Bu tabak çok 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 güzel. Tam bir davet yemeği bu arada. Hani böyle havalı bir yemek. Önüne koyduğunda misafiri tatmin edecek bir yemek. Bakalım bugünün en güzel yemeğini, bana göre en güzel yemeğini kim yapmış? 5 puanın sahibi gelin. Bakalım kimmiş? Yeşim. Tebrikler. Çok güzel bir et yapmış. Ve Miyase. Ah ah Miyase. Miyase bir talihsizlik yaşamış. Ellerine sağlık bütün gelinlerimin. Benden puanlar böyle. Bakalım kayınvalidelerin yorumları ve puanları nasıl olacak? Sıra onlardan.